Milliyetçi Hareket Partili belediye ve il başkanlarının bir otelde gerçekleştirdiği toplantıya katılmak üzere karayoluyla Antalya'ya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için karşılama töreni düzenlendi. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Bahçeli'nin konvoyu Döşeme Altı ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili, Bahçeli'nin elini öpmek için uzun bir kuyruk oluşturdu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Bahçeli'yi karşılamaya, eşi Yıldız Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve meclis üyeleriyle birlikte gitti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından süreci değerlendirmek için düzenlenen kampın açılış konuşmasında Bahçeli, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleriyle 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini mukayese ettiğimizde belediye sayısını oransal düzeyde en çok artıran Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Sadağından çıkan ok hedefine varmıştır. Attığımız her doğru adım günden güne hızlanarak menziliyle buluşmuştur. Altını kalın olarak çizmek isterim ki 31 Mart seçimlerinde 3658 belediye meclis üyesi partimizin listelerinden seçilmiştir. 188 il genel meclis üyesi partimizi temsilen seçilmeyi başarmıştır. Kara kampanya faillerinin ne uydurup neyi servis ettiğini aldırmıyoruz. Biz millet ne diyor ona bakıyoruz şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır diyen Bahçeli, İmamoğlu'nun Musakka Edebiyatı'ndan veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırdığını ifade etti.